Merhabalar. Ben Öğrenme Tasarımları ekibinden Nurşa. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişim bölümündeyken Öğrenme Tasarımlarının 4 yıl boyunca gönüllülüğünü yaptım. Ardından çocuk gelişimci olarak çalışmaya başladım. Biz oyunlar ve eğitimler tasarlayan bir sosyal girişimiz. Oyunların iyileştirici, eğitici ve öğretici gücüne çok inanıyoruz. Bu yüzden oyunların gücü adına diyerek Eğitimde İyi Örnekler konferansına 100 oyun, 100 okul kampanyamızla başvurduk. Peki nedir bu kampanya? Öğrenme Tasarımları tarafından geliştirilen 9-14 yaş grubunun toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşmaları, sorgulamalarını ve düşünmelerini sağlayan masa oyununun 100 devlet okuluna ücretsiz gönderimini sağlayan bir kitlesel fonlama kampanyasıdır. Hikayemiz, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatmak isteyen ama bunun için bir araç bulamayan anne, aynı zamanda bilim insanı olmak isteyen ama kadın normada bulamayan bir kız çocuğundan yola çıkarak başladı. Sonrasında yollarımız İmece ile kesişti ve ikinci destek programı kapsamında seçilen 10 takımdan bir tanesi olduk. Gönüllülerimizle birlikte bu aşamada çok fazla araştırma yaptık. Kitaplar okuduk, filmler izledik, oyuncak incelemeleri yaptık ve çok insanlar adına bir form ürettik. Bu formu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 9-14 yaş grubundaki birçok çocuğa gönderdik ve akıllarındaki kadın erkek rol modellerini öğrenmek istedik. Araştırmalarımızın devamına ve detaylarını Öğrenme Tasarımları sayfasında bulabilirsiniz. Peki bu araştırmalar bizlere neler sağladı? Oyunumuzun gelişmesini sağladı. Oyunumuz bir board'u var. Burada başlangıç ve bitiş noktamız bulunmuyor. Biz bunu hayatla bağdaştırdık ve dedik ki başladığımız yerin çok bir önemi yoktur ama aldığımız kararlar, seçtiğimiz yollar bizim hayatımızı şekillendirir dedik. Ve sonrasında bir tuzlukla ilerlesinler dedik. Zar yerine tuzluk kullandık ve tuzluktan etap seçerek ilerliyor çocuklar. Empati kur kartlarımız var. Burada görüşmeler sonucunda yaptığımız hayat hikayelerini, derlediğimiz hayat hikayelerine yer verdik. Arkadaşını bul etabında bakımlı olduğunu düşündüğün bir erkek arkadaşına, futbolu iyi oynayan bir kız arkadaşına örnek ver dedik. Tahmin et kartlarında bilim insanlarından, uzmanlardan, yine sanatçılardan bahsederek rol model alabilecekleri kişilerden bahsettik. Dili düzelt kartlarında ise günlük hayatımızda kullandığımız ama farkında olmadığımız söz kalıplarından bahsettik. Ülkeler etabında ise farklı ülkelerde yapılan bu konuda çalışmaları, araştırmaları çocuklara sunarak onların bilgi edinmelerini istedik. Ve son olarak bilgi kartlarında ise tahmin et etabında bulunan bilim insanları, uzmanların ve sanatçıların hayat hikayelerine yer verdik. Çocuklar gruplar halinde yarışıyorlar ve biz bu oyunda sadece oyunun düşündürmesine değil aynı zamanda etkileşime, akran iletişimine çok önem veriyoruz. Aralarda fiziksel aktiviteler de bulunuyor. Bunları da gerçekleştirmelerini istiyoruz. Çocukları aslında tüm gelişim alanlarını desteklemek istiyoruz. Ve sonrasında kartları cevaplayan gruplar bizlerden puancık kazanıyorlar. Biz bu oyunları daha fazla kitleye, çocuğa ulaştırmak için UNDP ile tanıştık ve kitlesel fonlama kampanyası planladık. Öğrenme Tasarımları sayfasından 72 saat içerisinde bir başvuru yayınladık ve bu başvuruya 355 okul başvurdu. 72 saat sonunda 50 farklı şehirden 100 okul seçerek One Person Club üzerinden kitlesel fonlama kampanyamızı başlattık. 45 gün açık kalan çağrımızda 100 destekçimiz oldu ve 45 gün sonunda istediğimiz, hedeflediğimiz bütçeye ulaştık ve 100 okula ücretsiz olarak oyunumuzu gönderdik. Sonrasında bu yıl içerisinde yaptığımız görüşmeler, öğretmenlerle yaptığımız birebir görüşmeler sonucunda toplamda 17.897 çocuğa oyunumuzu uygulattığımızı gördük. Daha çok çocuğa ulaşmak amacımız, daha çok bireye, okula ulaşmak. Çünkü çocuklardan ailelere, ailelerden topluma aslında yansıyor bu süreç. Ve şu an oyunumuz kültürlere uyarlanarak İngilizce ve Arapçaya çevrildi. Farklı ülkelerde de uygulanmaya devam ediyor. Aynı zamanda Amerika'da Gedir adlı bir programda dünyada 12 park yaratan projeden bir tanesi olarak seçildik. Bu projelerin, bu oyunun daha da genişlemesini, farklı kitlelere ulaşmasını ve daha çok çocuğa ulaşmasını istiyoruz. Bu konunun çok rahat konuşulabilir ve üzerine anlaşılabilir bir konu olmasını istiyoruz. Bunun için bize fırsat tanıyan Eğitimde Reform girişimine, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Çünkü öğrenmek
Eğlencelidir.